Aptalsınız. Oyun firmaları ayakta kalabilmek için, oyunları size satabilmek için ellerinden gelen şaklabanlığı yaparlar. Durum bu konuda aslında çok vahimdir. Para kazanmak uğruna birçok şirket birbirinden çirkin yöntemlere başvurarak sizi ürünlerini almaya teşvik ederler. Birçoğumuz da bu ürünleri aldıktan sonra bazen bize yapılan bu kazıkları görmeyebiliriz. İşte ben de tam da bu sebepten bu videoyu yapmaya karar verdim. İnsanların gözlerini bir nebze olsun açarak daha mantıksal hareket etmelerini istiyorum. Böylece belki bir gün oyun sektörünü tamamen değiştirebilir ve daha kaliteli oyunları karşımıza zorla çıkarabiliriz. Günümüze kadar binlerce, belki de milyonlarca oyun yapıldı. Bizler de eskaza gördüğümüz veya popüler olduğu için bildiğimiz oyunları istiyoruz. Bir oyuncu olarak hiçbir şeyi bilmiyorsak ve bizi nasıl kandırabileceklerine karşı bir bilinç oluşturmayıp da durumu kabullenirsek bu işten kaybedecek olanlar yalnız bizleriz. Peki bizleri oyun firmaları nasıl aptal yerine koyup da kandırıyor? İsterseniz anlatmaya başlayayım. Trailerlar ve oyun kapakları. Müşteri olarak bir oyunu almadan önce o oyun hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsak oyun tanıtım videosuyla oyun kapağına bakarız. Ama çok zifiri zekalı firmalar oyunun sektörleşmesinin başından beri hep olduğundan daha iyi gösterirler ve bizleri kandırırlar. Bunu neredeyse tüm oyuncular bilir fakat kimse de buna karşı bir şey demez. Herkes durumu kabullenmiş bir şekilde her sene çıkan popüler oyunun tanıtım videosuna kanmaya devam eder. Bu durumda sizlerin yapması gereken şey bellidir. İnternet çağındayız artık. Bu yüzden firmanın kendi ürününü tanıttığı taraflı bir videoyu izlemektense binlerce seçenek arasından no commentary videolara göz atılabilir. Böylece asıl olarak tarafsız ve yönlendirme olmadan bir oyunu beğenir ya da beğenmezsiniz. Firmalar ellerinden geldiğince o oyunu havalı yapmaya çalışırlar. Cıvıl cıvıl olsun isterler. Çünkü nihayetinde o oyun o şirket için bir yatırımdır. Sizlerin gözlerini feci şekilde boyayıp yalan söylüyorlar ve bizler de her seferinde bu numarayı yememize rağmen ilginç bir şekilde yemeye de devam ediyoruz. Oyun fuarları. E3, Gamescom gibi bir takım aptalca şeyleri siz de her yıl izliyor musunuz? Neden mi aptalca? Bilmiyorum. Belki her sene yapılmamaları gereken bir şey olduğu için olabilir. Kafanız biraz karıştıysa durumu hemen izah edeyim. Bu tür fuarlar ve sunumlar artık tamamen vakit kaybıdır. Biliyorum, küçük çaplı oyun yapan bağımsız yapımcıları ön plana çıkararak keşfedilmelerini sağlıyor olabilir. Ama soruyorum, oyuncu topluluğu bu tür indie oyunlar için mi sunum izliyorlar yoksa AAA oyunlardan hangilerinin PNG resmini göreceğiz acaba diye mi ağızlarından salyalar akıtarak sunumları izliyorlar? Xbox'ın mağazası ve PC'de Steam olmasaydı şu an indie oyun sektörü çok çok daha gerideydi arkadaşlar. Bizler bu iki dal sayesinde meyvelerimizi ucuza yiyebildik. Twitter'dan biz bu oyunu duyuracağız ha diye resim paylaşıyorlar. Sonra 3 saatlik sunum adı altında bir reklam şöleni izledikten sonra aynı JPG dosyasını tekrar karşımıza getiriyorlar ve oyuncular da buna seviniyorlar. İşin daha da komik tarafı bu sunumları izlemediğinizde hiçbir şey kaybetmiyor oluşunuz. Çünkü sürekli oyunlarla ilgili şeylere bakıyorsanız elbette internette ertesi gün kesinlikle çıkacak büyük yapımları oradan buradan göreceksiniz. Hem de bu haberlere bakma süreniz 3-3,5 saat değil, sadece birkaç dakikanızı, belki de saniyenizi alacak. Şimdi soruyorum, neden hala bu tür zaman ve para israfı olan sunum ve fuarlara ilgi duyarız? Biraz düşündüğünüz zaman zaten siz de bunun çok da mantıklı olmadığını fark edeceksiniz. Oyun vaatleri. Bazen bir oyun yapacağım dediğinde yeterince sermayesi olmadığından bir tür bağış bayrağı açarak gerekli olan kaynaklarını toplama içerisindedir bazı yapımcılar. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü eğer sektörde yeniysen ve yeterli miktarda bir altyapın yoksa elbette bir yerlerden destek istemek zorunda kalabilirsin. Ama destek isteyip de insanların parasını cebine indirdikten sonra ortadan toz oluyorsan işler değişir. Bu ihtimali de asla unutmayın. Siz hatırlamıyor olabilirsiniz ama RAW adında devasa büyük bir oyun yapılacaktı hani. Ne oldu ona? Bu tür vakalarda hak yerini bulsa bile ve paranızı tekrar alabiliyor olsanız bile sizi aptal yerine koymaya çalıştıkları büyük bir gerçektir. Para koparmasalar bile yok şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak diye sizi sürekli gazlıyorlar da gazlıyorlar. Bu da oyunun çıkışında büyük hayal kırıklığı yaratabiliyor. Halbuki firmaların bu tüm gazlamalarına kulak asılmasa da oyun çıktığında insanlar kendileri deneyimleyerek oyunun ne olduğunu anlasalar herkes için daha sağlıklı olacak. No Man's Sky'da gördük biz bunun örneğini. Ama unuttuk işte. Sorun da orada. Unutmayın, unutturmayın. Remaster ve Remake. Remaster, yılların eskittiği efsane oyunları günümüz teknolojisiyle tekrardan elden geçirmektir. Örneğin günümüzün oynayış mekanikleri ve grafikleri gibi güçlendirilebilen kısımları güçlendirip oyunu daha iyi bir şekilde kullanıcılara sunmak, onların deneyim kalitelerini arttırmak temel amaçtır. Peki soruyorum, bu ne? Ya bu? Bu oyun o kadar eski miydi de adına remaster koydunuz? Mekanikleri çağ dışıydı da siz şimdi kurtarmış mı oldunuz? Yani PC Edition diye falan çıkarsalar
hiçbir şey demem. Bir Peter Parker'ı değiştirip eskimemiş grafiklere pek de fark yaratmayan RTX'i ekleyince tam anlamıyla remaster yapmış olmuyorsunuz. Bir de ben eski Peter Parker'ı beğeniyorsam ne olacak? Remaster'ı nasıl amacına ulaşmış şimdi? Mafia 2'yi hiç söylemiyorum bile zaten. Parayı kepçe ile alıp remaster'ı damla ile veriyorlar. Bu konuda iyi iş çıkarmış isimler mevcut evet. Ama bu türden işler insanları Habeş maymunuyla aynı kefeye koyup pişkin pişkin paranızı istiyorlar. Bazı oyunların remake'e ihtiyacı yokken yine remake yaparak amacı sadece biraz daha para koparmak olan aptal yazılım yığınına çeviriyor. Aslında benim bu konuyu sadece Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition deyip bırakmam gerekiyor ve bunu da aklımdan geçirmedim değil. Ama yine de aklımda olan örnekleriyle biraz daha detaylı anlatmak her zaman için daha iyidir diye düşündüm. Eğer bu şekilde çok az iş çıkarmak istiyorlarsa bu firmaların bizden herhangi bir şekilde para talep etmemeleri gerekir. Tıpkı Witcher 3'teki gibi, Quake 2'deki gibi. Quake 2 gibi aşırı eskimiş, dede olmuş bir oyuna RTX getirip bunu bedava yapmak gibi hareketlerin olduğu bu sektörde benim istediğim şey çok da büyük bir şey değil. Biliyorum Quake 2 bir teknoloji demosu ve insanlara bunu göstermek için bedava yaptılar. Ama olsun yani yine de bedava bir ürün sonuçta. Hiç deneyimlememiş biri olan ve güçlü bir donanıma sahip olan birisi Quake 2'yi çok daha güncel grafiklerde deneyimleyebilir. Oyun serileri. Bu konu aslında diğerlerine nazaran biraz daha derin bir konu. O yüzden belki değinmediğim konular olabilir. Aslında sadece bu değil. Bu videodaki hatta tüm videolarımdaki eksik gördüğünüz yerleri yorumlar kısmına belirtirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Peki bu oyun serileriyle alıp veremediğim ne var? Birazcık açayım. Şimdi bu adamlar zamanında yani oyun sektörünün ilk çağlarında referans alabilecekleri herhangi bir şey olmadığı için kendi fikirlerini ortaya koyarak yeni yeni markalar yaptılar. Bunun yanında o zamanlar şimdiki kadar para göz şirketler olmadığı için de kaliteli oluyordu bu ürünler. O zamanlar bu koşullar sağlandığı için yani orijinal olmaya çalışılıp bunu paradan çok müşteri memnuniyeti için yaptıklarından oyunlar efsaneleşiyordu. Daha sonrasında da bu isimlerin devam oyunları geliştirilerek oyuncuların yüzündeki mutluluğu söndürmemeye çalışıyorlardı. Günümüzde ise geçtiğimiz dönemlerde 15. Assassin's Creed oyununun çıkarmış olan Ubisoft var. İşin garip tarafı bu oyun serisi köklerinden öyle koptu ki Prince of Persia serisinden fırlamış bir serinin bugün nerelere geldiğine baktığımız zaman serinin köklü değişimlere uğradığını görmemek mümkün değil. Şimdi diyorum sizlere bu oyunun ismi neden Assassin's Creed? Oyunlar iyidir kötüdür demiyorum. Ya da değişmesi gerekiyordu, değişmemesi gerekiyordu demiyorum. Diyorum ki sürekli farklı bir şeyler denemeye hevesi varsa bu Ubisoft'un ya o zaman oyunun ismini değiştir. Ne olacak ki? Olmaz işte. Marka ismiyle daha fazla para kazandığı için böyle bir risk almaları çok zor onlar için. Üstüne üstlük bir de çakallık daha yapıyorlar ve oyunların sonlarına sayı koymuyorlar. Bu yaptıklarını dikkat etmeyen birinin fark edemeyeceği ama çok kritik bir satış stratejisinden sadece birisi. Sayı yerine oyunun ismini yazıyorlar ki Assassin's Creed evrenine yeni girmek isteyen birisi 2007'den bu yana çıkmış olan tüm oyunları oynamayacağı için son oyuna da hiç başlamayabilirdi. Az önce 15 tane ana Assassin's Creed oyunu olduğunu söylemiştim. Peki bunu söylemeseydim son çıkan Assassin's Creed oyununun kaçıncı olduğunu biliyor olacak mıydınız? Ben biliyorum diyenlere söyleyin 15 tane ana Assassin's Creed oyunu yok. Assassin's Creed Valhalla 12. ana oyun diye geçiyor. Ya da geçiyor mu? İşte bu kafa karışıklığını yaratmak ve yeni oyuncuları çekmek için bu türden hamleler uyguluyorlar. Böylece ben o oyun serisine başlamamışsam ve orada Assassin's Creed 20 yazıyorsa siz diyebilirsiniz ki ya şimdi kalan 19 tane oyunu kim oynayacak? Ve haklısınız da. Onlar da bunu bildiklerinden ilk oyunlarında evet Assassin's Creed 2 işte 1-2 gibi sonuna rakamı koydular. Ama sonrasında bu küçük numaraya başvurarak bizleri kandırmaya çalıştılar. Çalışıyorlardı. Final Fantasy serisi bu dediğim şey için çok iyi bir örnek. Öyle ki oyun serisinin içinde bile oyun serisi var. Yani örnek olarak diyeyim ki ben DG adında bir seri çıkardım ve 973'e kadar oyun çıkardım. DG 973'ün de ikincisini yapıyorum. Yani DG 973 -2 gibi yapıyorum. 973 tane oyunun da alt oyunlarını yapıyorum. Böylece oyun serisi işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Oyun filmleri ve film oyunları. Bir film mi tuttu? Hemen oyununu yapalım. Bir oyun mu tuttu? Hemen filmini yapalım. Bu iki cümle durumun vahimliğini özetliyor diye umuyorum. Sizi bilmem ama bu iki akıldan yoksun cümleden türetilmiş hiçbir içeriği sevmiyorum. Garezim olduğu için değil. Zamanında çok büyük heveslerle girip de birçok kez hayal kırıklığına uğradım da ondan. Transformers filmi tuttu diye aptalca oyunların yapılması mı dersiniz? Incredible Hulk filminin çok kötü olan PC portu oyununu mu dersiniz? Ya da yine aynı şekilde port sıkıntısından dolayı Spider-Man 2 filminin PC portu oyunu mu dersiniz? Ve daha birçok film oyunu videonun önceki kısımlarında belirttiğim sebeplerden birisi olan daha çok para hırsı yüzünden çocuk eğleme aracı onlar o kadar. Dahası değil. Yine aynı markanın oyunu sadece filme aynı tarihte çıkıp hiçbir alakası olmasa daha iyi şeyler tecrübe edebilirdi. Hızlı ve Öfkeli oyununda da mevcut bu.
Ve bunun diğer bir açıdan sebebi ise bu oyunların bütçelerinin yokun üstünde olması. Yani sıfırın üstünde bir takım sayılarla oyunlar geliştiriliyor ve bu oyunlar mümkün mertebe sıradan ve sıkıcı olmaya mahkum ediliyorlar. Şu an aklıma hiç iyi bir örnek gelmiyor bunun aksini ispatlayabilecek. Ama sizin aklınıza kaliteli bir film oyunu geldiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Oyunun filmleri ise çok daha vasat. Çünkü siz kontrol etmiyorsunuz. Zaten sıkıcı olan bir şey de sizin olaylardaki hakimiyetiniz veya etkiniz sonucunda en azından biraz daha eğlence çıkarabilecekken oyun filmlerinde bu faktörün de elinizden alınması sonucunda sinemada veya ekran başında uyumayla sonuçlanan bir hadiseden mümkün mertebe uzak durmanız gerekiyor. DLC'ler. DLC'ler bir oyunun bittiği ve yayınlandığı süreden sonra yapımcıların sonradan hikaye, oynanış ve benzeri şeyleri çeşitlendirmesi için koyduğu ekstra içeriktir. Bu içerikleri almadığınız takdirde oyundan alacağınız keyfiniz aşağı yukarı aynı olması gerekir. Çünkü siz ana ürüne belli bir miktar ücret vermişsiniz ve bunun karşılığında da büyük bir keyifle oyunu oynamak istiyorsunuz. Bunun normali de bu zaten. Bir oyunu bitirdiğinizde ona doyamadığınız bazı anlar olur ve ekstra içerik almayı tercih edersiniz. Tercih etmenin altını çiziyorum çünkü artık günümüzde böyle değil. DLC'leri almadığınız takdirde oyunun yarısına bile sahip olmadığınız oyunlar var artık. Bu çok çok can sıkıcı çünkü belki de o içeriklerin oyunda olduğunu sanarak oyunu aldınız. Mesela Mortal Kombat 11'de Shao Kahn karakterinin ki bu oyun serisinde en kilit karakterlerden bir tanesidir oyunda yok. İşin garip tarafı vaat ettikleri DLC paketinin içinde de yok. Steam yorumlarından bunu görebilirsiniz. Tek başına satın alınabilen ve oyunun ana karakteri olmamasına rağmen hikayenin ana karakteri olması da garipliklerden bir tanesi. Train Simulator zaten DLC teriminin dibini ekmekle sıyırmakla kalmamış, üstüne bir de tabağı ve masayı da yemiş yapımlardan bir tanesi. Oyun kış indirimlerinde 20 TL'ye düşüyor. DLC'ler mi? Yok ya, hiçbir şey değil. Gelin birkaç DLC'ye bir göz atalım. Yani almayı ver. Almak zorunda değilsin. DLC bu. Almadan da oyunun keyfini 20 liraya çıkarabilirsin değil mi? Daha birçok sivri zekalı hamleyle oyuncuların kafalarını sulandırarak onlara yanlış kararlar verdiriyorlar ve böylece kendi fan kitlelerini oluşturup aynı düşünmeyen insanların üstüne dolaylı yoldan baskı kuruyorlar. Hiçbir şeyin fanı olmayın. Beğenebilir, takip edebilirsiniz ama fan sıfatını kendinizde görmeyin. Bir şeyi ne kadar severseniz sevin, bu toksik terim onun hatalarını görmenize engel olmaz. Bu konuda genel anlamıyla, genel hatlarıyla bu şekilde düşünüyorum. Birçok farklı yöntem daha var bu konuda. İnsanların nasıl kandırıldıkları veya etkilendikleri, manipüle edildikleri hakkında. Fakat eksik gördüğünüz yerleri yorumlar kısmında siz tamamlayabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadarını söz edeceğim. Videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsin. Ama lütfen hiç kimseye olmaman gerektiği gibi benim de fanım olma. Ben DG, görüşmek üzere.